Hepinize merhaba arkadaşlar, ben BB Kaptan. Bugün sizlerle yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Öncelikle nasılsınız, iyi Umarım buradan hepinize selamlarımı söylüyorum. Bugün video çıkaramadım ve aklıma bir fikir geldi. Kaptanın seyir defteri, birinci hafta. Artık belirli günlerde, haftada bir kere olmakla, şartıyla filan fistan. Vlog videoları çekeceğiz, kanal hakkında konuşacağız, yorumlarınıza bakacağız, YouTube'daki yorumları inceleyeceğiz. Eee, aklıma geldikçe böyle bakacağım. Eee, ve kanal hakkında ne yapabiliriz? Sürekli LoL oynamaktayız, LoL'den başka pek bir oyun oynamıyoruz. Eee, Forest'ı bitirdik. CS atıyoruz arada ama kısıtlıyız. Canlı yayınlarda biraz daha kısıtımızı arttırdık. Age of, Dark Dungeon, CS. Oynuyoruz. Eee... YouTube'da ne oynayalım? Battlegrounds oynayasın biraz var açıkçası. Ee, XCOM 2 düşünüyorum canlı yayınlar için veya YouTube için. Ama artık farklı oyunlar oynamam gerektiğini biliyorum. Ark videolarına başlamam için iyi bir server bulmam lazım. Sizin de bu konular hakkında önerilerinizi bekliyorum. Öncelikle mikrofonu da yaklaştırın ki sesim seksi olsun. <laughs> Neyse işte öncelikle bir de şunu söyleyeyim ee, benim Instagram hesabım bu arkadaşlar ee, takip etmek isterseniz şöyle göstereyim Twitter'ım şu şekilde canlı yayınlar bugün saat 7'de de olduğu gibi bugün saat 7'de canlı yayın var saat 7'de burada canlı oluyorum ben bu siteye gelip üye olabilirsiniz olmasanız da olur izlemek isterseniz buyurun gelin beklerim canlı yayına da chat var burada üye olunca chat'e yazabiliyorsun falan e-postanı onaylaman gerekiyor filan fistan onları ayarlarsın. Bu da Facebook sayfası. Burada video canlı yayın her bir boku burada duyuruyorum genelde. Şu fotoğrafı <laughs> bu çok, çok, çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> Neyse e, bugün 7'de evet onun canlı yayını var. Ve dediğim gibi şimdi kaptanın seyir defterinde konuşulması gereken konular var. Öncelikle bir izlenmelerimize göz atalım. Youtube'da ne alemdeyiz? Biraz e, görüntülenme sayılarının düştüğünü ben de fark ettim belirli hero'larda artıyor. Ve standart olarak şu an 60k video başına izlenmem var. Kötü mü? No. Kötü değil. I like this. Ama biz ilerlemek istiyoruz. Şu an 156k abonemiz var. Ve sadece şu aralar gelen videolar lol videoları. CS videosu 3 hafta önce gelmiş. Bunları ayarlamam gerekiyor. Evet bunun farkındayım artık. Ama işte zaman sınırlaması çok sıkıntılı oluyor. Yani yorumlarda bakıyorum memnunsunuz lol'den. Ama hani lol lol nereye kadar? E, lol tabii ki oynayacağım, devam edeceğim, çekeceğim de. Ama bunun yanına ekstra bir şeyler koymamız lazım. Farklı içerikler üretmemiz lazım. En başında misal yani bu içeriği üretmemle başlayaraktan yapabileceğimizi düşünüyorum ben. E, yorumlarınızı genelde okuyorum ama genelde hepsine cevap veremiyorum. Çünkü veremem. Bu arada Instagram'dan dedim ki yani mesajlarınıza belki cevap veririm. 400 mesaj geldi. Ben hangi birine yazayım? Şöyle bir ara ara bakıyorum. Bir de Instagram'da şey var benim telefondan mı bilmiyorum ama. Mesela spam'ı e, spam'a atıyor ya şeye. Hani diğer gelen kutusuna. Oradan bir mesaj attım mı en başa geliyor. Ben onu görünce zaten dedim kardeşim ben bunu okuyamam herhalde. <laughs> o yüzden şey yapmadım. E, dediğim gibi önerilerinizi bekliyorum şimdi ben ne yapalım yani. Şimdi lol çekiyoruz okey eğleniyoruz gülüyoruz. Cık. Yani ama ekstra bir şeyler koymamız lazım. Bu kanal büyümeli. Sonuçta benim yaptığım iş bu. Ben de ilerlemek istiyorum. Yani memnunum sizden izleyici kitlem olarak hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Küçükten büyüğe herkes e, muhatap olduğum ve beni bilen insanlar nasıl e, bir muhabbetimizin olduğumuzu... kendi aramızda bir aile olduğumuzu bilirler. Yani ben bu hani aile olalım hadi aile şeyi filan pek yapan bir insan değilimdir ama hani bu videoları izlemeye başladım mı mesela şu videoyu şu an baştan sona full izlediğin zaman biz bu aile olmuş oluyoruz zaten. Çünkü ben sana e, bu YouTube'da bir özelimi açmış oluyorum. Sen beni bir arkadaşın, sevdiğin, hayran olarak görüyorsun ve bu farklı bir bağ. Ve bu insanlar anlamıyor bazen. Mesela Temo, Timo maçındaki Eko'yu hatırlar mısınız bilmiyorum. Bana mail atmış ben öyle şey yapmak istemedim falan diye. Olabilir e, ama benim izleyicime laf atıldı mı bana küfür edilsin. Ben umursamam ama benim izleyicime laf atıldığı zaman ben sinirlenen bir adamım. Çünkü benim izleyicime en iyi ben bilirim. Kimse bilmez. E, yorumlarını da ben bilirim. Küçükten büyüğe hepsini bilirim. Delikanlı çocuklardır. Güzel hanımlardır. Yani biliyorum. Konuştuğum çok oldu. Ve zaten canlı yayınları da takip ediyorsanız bizim bir körsümüz var. de arada giriyorum. Muhabbet ediyoruz falan. Zaten oraya da çok insan şey yapmıyorum yani çok haber vermiyorum. Yani hiçbir videoda da söylememişimdir. Yani orada ayrı bir muhabbet dönüyor. Bizim muhabbetlerimiz çok farklı. Yani demek istediğim o. Mesela sen şimdi mesela beni ne kadar seviyorsun? Bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela burada ben bir vlog videosu çekiyorum. Senin için hangi video olduğu önemli değil. Sen şu an bu videoyu izliyorsun. Yani ben ne video atsam izliyorsun. Önemli olan bu kitle benim için. Ya şimdi tamam diğer kitle de var. Sonuçta adam her şeyi izlemek zorunda değil. Ben buna hiçbir zaman şey yapmadım. Çünkü ben bir içerik üreticisiyim. Hani mesela sen Urgot'u sevmeyebilirsin, izlemezsin. Ama beni sevdiğin için izleyebilirsin mesela. Ama izlemezsen ne olur? Bana tamam bir zararı var ama ben alınmam yani. İzlemeyebilir derim yani. Sıkıntı değil. Yani demek istediğim şu ki hani bir kitle oluşturduk burada bir topluluk olduk 156k abone sayısından bahsediyoruz Yani bunu toplamaya kalksam bir şehre sığmayacak kadar bizim şehre en azından <laughs> İstanbul filan demiyorum zaten yani geç ee, Dediğim gibi farklı oyun önerilerinizi de bekliyorum ee, battleground istiyor musunuz yeni çıktı baya bir Revaçta şu an ee, istiyorsanız ya yapımcısından ya da 70 lira bayılıp alacağım ama izlenmesi lazım şimdi ben bu 70 lirayı vereceğim ama var parası çıksın anlattın mı yani Boşa vermeyelim parayı tamam güzel oyunda Anladın mı Ya ben çünkü sizin için alacağım ben hani Oynamasam da koymaz çünkü oynadım bir sürü oyun var Ark video muhabbetini ya Bilmiyorum iyice boka sardı ark ya Ben sana değil mi Abi şimdi arkı normal orijinal serverında oynasan ayrı bir dert Neyse ee, Kutu opening videoları gelecek Yakın zamanda bir tane daha kutu opening videosu açacağım. Gerçek hayattaki kutudan bahsediyorum. Loot Crate kutuları var. E, Halil'in gönderdiği kutu var. Bir iki şuralarda bir şey daha vardı diye hatırlıyorum. Onları yayında, şeyde, videoda açacağım. Opening'ini yapacağız onun da. Onun da duyurusunu geçeyim. E, video olarak Elmas'la ben yine seriye çıktım. Bu arada Elmas'ın iki aldım hatta. Bir aldım Elmas'a geri çıkıyorum. Onun maçını YouTube'a veya bugün canlı yayında gönmeyi düşünüyorum. Ee, dediğim gibi kanal değerlendirmesine gelecek olursak e, abone günlük ya zayıfladı günlük 500 abone mi geliyor bilmiyorum yani bunu daha fazla arttırmamız lazım çünkü sayı arttıkça aslında hani gelen insan sayısı da artması gerekiyor ben pişman mıyım ne ben mutluyum ben sizle mutluyum yani 60k 20k fark etmez canlı yayında da tamam 2.5k 2k 1.5k izlendiğim oluyor okey bu güzel bir şey ama hani 500 olsa da oluyor. Ben mesela gecenin birinde 300, 200, 400 kişiye de yayın yaptım. Ya bunlar benim has izleyicim yani tamam. Herkesin boş zamanı olamaz tabii ki. Ben buna hiçbir zaman bir şey demiyorum. Yani o aradaki muhabbetler gerçekten çok güzel yani. Benim anlatmak istediğim o ve hani şu mentaliteyi değiştirin biraz da arkadaşlar. Hani Mesela CSGO gelmiş ben izlemeyeyim. Ya bir gir bak. Yani tamam CS'yi beğenmedin izleme. Ne bileyim Forrest çektik gir bak. İzleme. Ama hani bir bak. Yani sadece LOL olmadığını da anlayın arkadaşlar. Ben sadece LOL oynayan bir adam da değilim. Onu da anlamanızı isterim. Bunları bugün anlatmak istedim. Kaptanın seyir defterinde birinci haftadayız. Bugünkü yorumlamam da bu şekilde. Kaptanın seyir defteri ikinci hafta gelsin diyorsanız bunu yorumda ve like'da görmek isterim arkadaşlar. 7000 like gelirse sakalımı kesmeyeceğim. 10.000 like gelirse saçımı da kesmeyeceğim. Çünkü kesmeyeceğim yani. Niye keseyim ki? Salak mıyım ben? Güzelim saçım var sakalım var. Kesmem oğlum bana Lan like için <laughs> oğlum gitti. Allah'ın adını verdim gitti. Tam 1 milyon abone de belki hani sakalı bir kısalttırabilirim. Saçı bir toparlatabilirim ama yani 1 milyon aboneye de çok var anlatabiliyor muyum? KMF'ye geleceğim bu arada arkadaşlar. Onu da haberiniz olsun. Ve canlı yayında konuştuğum bir muhabbet var. KMF öncesi veya KMF'den bir gün sonra bir buluşma düşünüyorum eee onu nasıl yapacağım onu tahmin edemiyorum. Ya şimdi küçük yaştan izleyenlerimiz de var. Büyük yaştan da çok var. Şimdi büyüklerle okey. Onlar basit. Ne alacak? Hani gelecekler. Hadi yürüyün bir kafeye. Gideceğiz böyle paldır küldür 70 kişi. <laughs> Her neyse işte. Gideceğiz bir nargile margile içeceğiz filan. Ama şimdi yaşın küçük olan arkadaşlara nasıl yaparız? Bilmiyorum onu KMF'de görüşeceğiz o zaman sizle. Abi yaşı büyükler için ben bir toplantı yapmayı düşünüyorum. Bugünkü canlı yayında da bunun muhabbetini yaparız. Bir gelin. İstanbul'da bir buluşalım. Kadıköy veya Beşiktaş olarak düşünüyorum şu an ilçe olarak İstanbul içinde. Çünkü en mantıklı yerler orası. Biz de Esenyurt'tan geleceğiz zaten. Yani benim kalacağım yer Esenyurt'ta. Öyle. Kaç dakika konuştum ben? 10 dakika olmuş. Bence yeter bu kadar. E, mikrofonumda da böyle alınca çok seksi olmadı. Neyse. <laughs> Neyse ben gideyim artık. Ee, benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Katlan'ın seyir defterini beğendiyseniz devam ederiz abi. Ee, kendinize iyi bakın. Pazar günleri video gelmiyor. Artık bunu öğrenmeniz lazım. Yani kaç yıldır izleyenlerim var artık. Bir senelik bile izleyenlerim var. Bir buçuk senelik. Pazar video atmam ben. Yani, abi sal yani. O günde ben takılayım yani kafama göre. Belki video filan çekerim ama video filan atmayacağım yani. Kafama göre rahatım. Anladın mı? Bu arada KMF zamanı filan bir canlı yayın video canlı yayınlar aksacak da videolar aksamaz diye tahmin ediyorum. Stoklarsam ayarlarız onu. Neyse benden bugünlük bu kadar. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir arkadaşlar. Biraz bir konuşma yapmak istedim. Sizle bir etkileşime geçelim biraz dedim. Ee, başka şeyler de düşünebiliriz. Aslında hani bu kaptanı seyir defterinde ee, bir tane sabımız veya başka birini çekip onunla bir muhabbet de edebilirim. Buna da bakabiliriz. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir diyelim. Ee, umarım sıkılmamışsınızdır. 11 dakika, 11 buçuk dakikadır konuşuyorum. Bu, bu, zamana kadar izlediyseniz de çok teşekkürler. Ee, yayında görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seyahatler. Kaptan kaçar. Hadi eyvallah. <laughs>